Ondan sonra küçük balık kuyruğunu sallayarak denizin dibine dalmış. Bir sağa bir sola kıvrıla kıvrıla cup 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 yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş ve annesini bulup onunla ta uzaklara doğru yola çıkmış. Masalımız da burada bitmiş Tospiş'im. Nasıl? Uykun geldi mi? Tamam, hadi yatalım o zaman. İyi geceler Tospiş'im. Hı? Kapatamadım galiba. Hı? Ama ben şimdi kapattım lambamızı Tospiş'im. Bu ışık da ne? Aa! Şuraya bak Tospiş'im. Işık bulutlardan geliyormuş. Ama bulutların lambasını kim yakıyor? Bu çok ilginç. Ha? Bak, işte yine yandı. Şimdi de söndü. Aa! Tekrar yanıyor. Kalmışız Tospiş'im. Hava aydınlanmış, sabah olmuş. Bulutların lambası da kapanmış. Akşam ne kadar ilginçti, değil mi? Hadi gidip bunun nasıl olduğunu anlayalım. Yandı bulutların lambası ve Tospiş'in uykusu kaçtı. Gece her yer aydınlandı. Bütün bulutlar ışıldadı. Gece her yer aydınlandı. Bütün bulutlar ışıldadı. Şimşek, şimşek, şimşek. Göğe uçtu bir fişek. Şimşek, şimşek, şimşek. Her yeri aydınlattı bu fişek. Kim yaktı bulutları? Böyle. Akşam olanları anlamaya çalışıyorum Mete. Ne oldu ki? Biri bütün gece bulutların yanmasını açıp kapadı Mete. Evet. Biliyor musun, ben de gördüm. Tospiş'im de gördü. Çok güzeldi değil mi Mete? Evet. Her yer aydınlanıyordu. Şimdi de bunu kimin yaptığını arıyoruz. Kim acaba? Hadi birlikte arayalım. Tamam Mete. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Merhaba Mete. Ne yapıyorsun öyle baba? Arabamızın aküsü arızalanmış, onu tamir etmeye çalışıyorum kızım. Biz de yardım edelim mi? Olur tabii. Hadi bana şu çantadan kontrol kalemini verin. Hemen geliyor. Yardımcım Nino'ya çantamıza bakar mısın? Bakıyorum. Buyurun. İşte aradığımız alet. Bir adet kontrol kalemi. Teşekkür ederim çocuklar. Aa, buldum, buldum, buldum. Babacığım, yoksa sen miydin? Ha? Neden bahsediyorsun kızım? Gece birisi bulutların yanmasını yakıyordu ve aynı böyle görünüyordu. Böyle mi? Evet, evet babacığım, aynı böyleydi. Bulutlar yanıp sönüyordu. Bu nasıl oluyor baba? Evet, ben de çok merak ediyorum. Çocuklar, aslında bulutlarda lamba falan yok. Sizin gördüğünüz şeye şimşek denir.
Şimşek çakınca da etraf birden aydınlanır. Çünkü bulutlar da elektrik yüklüdür. Ha? Duydun mu Mete? Doğru bilmişim. Bulutların da elektriği varmış. Ama ben hala anlamadım. Peki Mete, gelin bakalım. Şimdi bulutları bu kablolar gibi düşünün, tamam mı? Tamam. Tamam. Ve bu bulutlarda da artı ve eksi yükler vardır. Artı ve eksi yüklü olan bu bulut arkadaşlar birbirleriyle çarpıştığında da elektrik ortaya çıkar. Ha, şimdi anlıyorum. He, aynı benim bu kablolarla yaptığım gibi. Bu şok etkileyici. Biz de ortaya çıkan elektriği kesik çizgiler halinde görürüz. Etraf aydınlanır ve işte bu doğa olayına da şimşek denir çocuklar. Böylece de bulutların yanması yanmış olur. Doğru. Yeni arkadaşlar. Koş koş Tospiş'im, geç kalacağız. Merhaba arkadaşlar. Nilo'ya neden hepimizi buraya topladın? Artık söylemeyecek misin? Hı? Söylersem sürprizin tadı kaçar. Birazdan anlarsınız arkadaşlar. Saat kaç oldu abicim? Saat tam bir Nilo'ya. Tamam, şimdi gelirler. İşte sürpriz. Bakın geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Mete. Merhaba Mete. Mete'nin kuzeni Cem. Artık yeni bir arkadaşımız daha var. Evet arkadaşlar. Cem benim şehirde yaşayan dayımın oğlu. Artık sık sık buraya gelecek. Aa, bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldin Cem. Hoş geldin. Merhaba Cem. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Mete hep sizden bahsediyordu. Sonunda sizinle tanıştığıma çok sevindim. Ne duruyoruz arkadaşlar? Yeni arkadaş yeni oyun demek. Hadi hep birlikte oyun oynayalım ve Cem'e köyümüzü tanıtalım. Evet tabii ya, tanıtalım. Evet, harika bir fikir. Yaşasın. Hadi oynayalım. O ne Cem? Arkadaşlar, bu benim en yakın arkadaşım Uzun Kulak. Uzun Kulak mı? Ne güzel bir isim. Ne kadar tatlı. Ben tavşanları çok severim. Ama Uzun Kulak neden o çantanın içinde Cem? Çünkü bu çanta onun evi Nilo'ya. Uzun Kulak bunun içinde mi yaşıyor? Neden kırlarda koşup oynamıyor? Arkadaşlar, Cem'in yaşadığı yerde öyle kırlar yok ki. Evet arkadaşlar. Onu çantasından çıkarırsam Uzun Kulak korkar. Hem başına bir şey gelebilir. Hiç doğadan korkan tavşan olur mu Cem? Korkmanıza gerek yok. Bizim buralarda ona hiçbir şey olmaz. Aslında Nilo'ya doğru söylüyor Cem. Bak bu da Tospik. Nilo'ya'nın kaplumbağası. Tospik burada bizimle bütün gün koşup oynar. Bence Uzun Kulağı da bırakmalısın. Tospik ona her yeri öğretir. Değil mi benim canım Tospiş'im? Bak senin de yeni bir arkadaşın oldu. Harika değil mi? Hadi Uzun Kulak. Burada istediğin kadar koşup oynayabilirsin. Ne duruyoruz? Biz de yeni arkadaşımızla ilk oyunumuza başlayalım. Ne dersin Cem? Ben oyunlara bayılırım. Ne oynuyoruz? Benim bir fikrim var. Dayım bize yeni bir top göndermiş arkadaşlar. Yeni topumuzla maç yapalım mı? Bu harika bir fikir. Hadi. Yakala Mine. Top bende. Koş Cem koş. Gol geliyor. Ne yaptın Cem? Ta nereye gitti? Üf. Şimdi kim gidip
alacak topu? Arkadaşlar gördünüz mü? Uzun kulak ne kadar hızlı. Teşekkür ederiz sevimli tavşan. Bundan sonra kaçan topların peşinden koşmayacağım. Aferin sana tavşancık. Yaşasın yeni arkadaşlarımız. Hoş geldin yeni arkadaşım. Uzat elini tanışalım. Hiç vakit kaybetmeden maceraya başlayalım. Anlatmana geldiğin yerleri, dağları, denizleri, evleri. Merak ederim ben seni. En çok sevdiğin rengi kırmızı, mor mavi mi? Yoksa yeşil mi? Söyle bana en sevdiğin yiyeceği. Birlikte toplayalım meyveleri. Koşalım, oynayalım, birbirimizi tanıyalım. Koşalım, oynayalım, köyümüzü turlayalım. Hoş geldin yeni arkadaşım. Uzat elini. Köyümüz yeni arkadaşlarımızla çok daha eğlenceli bir yer olacak. İyi ki geldiniz Cem. Bence de Nilo'ya. İyi ki sizinle tanıştım. Hadi o zaman maça kaldığımız yerden devam edelim. Tamam ama dikkat et Cem. Topu bir daha o kadar uzaklara kaçırma. Bence istediği kadar uzağa atabilir. Ne de olsa artık uzun kulak var değil mi?